size tüm samimiyetimle söylüyorum. TYT ile artık bir sorun, sıkıntı yaşama ihtimaliniz o kadar düşüyor ki. Birçok arkadaşım şu dalgalanmaları yaşayınca bırakıveriyor kendine. Yani şöyle bir grafik mi bekliyordunuz? Peki sen çözüyor musun? Yani Hazirandan sonra YKS diye bir derdinizin olmadığını düşünün. İşte bu böyle sıkı çalışmayla mümkün. Sizden ricam sıkın dişinize az kaldı. Herkese selamlar arkadaşlar biliyorsunuz bundan iki önce bir tane video çekmiştim. Sen hala TYT mi çalışıyorsun diye. E orada da merak etmeyin izlemeyenler varsa şuralardan bir yerden izleyebilirler. O videonun da sonradan birçok taklidi çıktı başka arkadaşlar aynısını çekmeye kalkıştılar taktikleri güzel ama geliştirmeleri lazım taktiklerini. Ben de bu videoda dedim ki sizlere bir TT kampı hazırlayayım. 45 günlük bir kamp. Ondan önce biliyorsunuz bir 2-3 haftalık TT matematik kampı hazırlamıştım. Onun üzerinden bir ay geçti. O kampı uygulayan arkadaşlardan da ben çok güzel geri dönüşler aldım. Ben orada 5-10 net demiştim. Hani alt sınırdan tutmuştum ama birçok arkadaş ben daha ilk haftadan 15 net arttırdım diyenler bile vardı. Hatta yorumları arayacağım özellikle Instagram'dan YouTube o videonun yorumları altından bana gelen yorumları buralara koyacağım. Yani birçok olumlu geri dönüş aldım bununla ilgili. Ben de bir genel TYT kampı hazırlayayım dedim. Şimdi genel TYT kampı dediğim gibi genel bir kamp. Yani ben size işte şu hafta şu konuları hallediyoruz, bu hafta bu konuları hallediyoruz gibi direktif vermeyeceğim. Çünkü kim nerede onu bilmiyorum. Herkes farklı bir yerde. Daha çok genel hatlarını çizeceğim bu kampın yani çok değil mi falan diyenleriniz olabilir. Yani çok geç kalmadıysanız bu kampa başlamak için bence çok değil. 45 günde e, TYT'yi sağlam bir çalışmayla yavaş yavaş hani bitirme aşamasına geldiğinizi düşünün. Bence iyi bir şey. Şimdi kamp dediğim gibi 45 gün. Şöyle biz 45 gün boyunca haftanın 7 günü şu tarz bir çalışma izleyeceğiz arkadaşlar. 3 saat her gün 3 saat TYT çalışacağız. 3 saat AYT çalışacağız. Bu arada şurada bir nur topu olabilir lambadan ışıktan dolayı günlük yazıyor orada. 3 saat TYT, 3 saat AYT çalışacağız. 2 saatte Joker. Şimdi bu Joker ne? Siz de lütfen plan program hazırlarken böyle Joker'ler koyun. Joker'ler ne? Ha, orada dizi seyret, film seyret, müzik dinle, oyun oyna tarzı bir Joker değil o. O kartlardan değil. Buradaki Joker şu. Bu 2 saate sen TYT'de çalışabilirsin AYT'de. Ona sen o günkü çalışmana göre esneklik tanı planlamanı kendine göre yap. Onu da bana bırakma, onu da ben belirlemeyeyim. Peki kimler TYT, kimler AYT çalışmalı? Şimdi eğer TYT'de çok gerideysen, daha kat etmen gereken uzun bir yol varsa, bu 2 saati de TYT'ye ayırmanı tavsiye ederim. Yani 5 saat TYT, 3 saat AYT şeklinde yapabilirsin. Ama sen TYT'de ya benimki o kadar daha hani bitmek üzere veya yarıladım, az kaldı gibi şeyler söylüyorsan da bu 2 saati AYT'ye vermeni, günlük 3 saat TYT çalışmanı tavsiye ederim. 8 saat arkadaşlar. Yani biliyorum kolay değil 8 saate ulaşmak ama inanın hani değer YKS için şu kalan zamanda. Bundan sonrasında düşünün. Yani hazirandan sonra YKS diye bir derdinizin olmadığını düşünün. İşte bu böyle sıkı çalışmayla mümkün. Sizden ricam sıkın dişinize az kaldı. O yüzden 8 saatleri bulmaya gayret edelim lütfen. Peki ikinci maddemiz. 45 gün boyunca 20 paragraf 20 problem çözeceğiz. Ya evet çok klasik biliyorum ama düşünün. 25 tane paragraf gelse sınavda ki 2020'de 30 tane mi 32 tane mi ne paragraf gelmişti. Ben 25 istiyorum. 25 paragraf gelse. 15 problem gelse TYT Matematik'ten. Etti mi size 40 soru? E, 120 soruda 40 soru ne yapar? Yüzde %33 yapmaz mı? Şöyle geçeyim. %33 33. Paragraf ve problem dediğimiz şeyi halleden biri TYT'nin %33'ünü yarısına yakınını halletmiş oluyor. Şimdi böyle düşündüğün zaman her gün çözmeye değmez mi? Değer. Peki sen çözüyor musun? Çözüyorsan ne ala. Bunu devam ettir 45 gün boyunca bu kampta. Ama çözmüyorsan bu ne cesaret? Lütfen programına ekle artık paragrafı, problemi. Hatta mümkünse bu 45 günde de kalma sınava kadar devam ettir. Çünkü ben öyle yapmıştım. Ben e, söyleme sahip TYT'de 298. olmuştum. yedi 7 yanlışım vardı toplam. Bunun da birçoğunu işte bu paragrafa probleme borçluyum. Yani düzenli çok düzenli çalışmama borçluyum. Çünkü bana çok hız kazandırdılar. Ayrıca net net arttırdılar. Net de arttırdılar. Yani buralarda hem hız kazandım çok çözdüğüm için düzenli çözdüğüm için hem de yani matematik full geldi işte. Türkçeden gerçi 5 yanlış geldi. <laughs> Ama işte sosyal bir yanlış geldi, fen bir yanlış geldi. Ee, o kazandığım zamanı iyi değerlendirdim diğer derslerde. Neyse çok şey yapmayacağım. Ve burada bir paragraf problem kaynak arayışı içerisinde olan arkadaşlarımız varsa paragraf adına sizlere strateji yayınlarının e, paragraf kitabını tavsiye edebilirim. Burada zaten her gün 20 soru çözdüğünüz takdirde tam 45 güne bitmiş oluyor bu kitap. Ve arkasında da başarı posteri, başarı raporu diye bir rapor var. Şöyle göstereyim. ben de buraya da birazcık karalamalar yaptım. Ya burada hani her gün çözdüğün zaman 20 soruda kaç net yaptığınızı işaretliyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Şimdi yükselme, yükselme, bir duraklama dönemi tamam mı? Bir düşüş, sonra bir dalgalanma bakın in çık in çık net gözüküyor mu bilmiyorum umarım gözüküyordur. Sonra tekrar bir yükselme göreceksiniz. Tekrar bir işte duraksama çünkü o eşiği aşmak zor olacak. Ufak inişler göreceksiniz ama en sonunda başladığınız noktadan mutlaka yukarıda olacaksınız. Bunu merak etmeyin. Yani birçok arkadaşım şu dalgalanmaları yaşayınca bırakıveriyor kendine. Yani şöyle bir grafik mi bekliyordunuz? Hani hangi dünyanın neresinde böyle bir başarı grafiği var? Yükselen, 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 yükselen. Lütfen dalgalanmaları artık benimseyin. O dalgalanmaların zamanı gelecek, atlatacaksınız. Yükselmeye tekrar geçeceksiniz ama hemen koyu vermeyin kendinizi. Diğer kitabım ise Yanıt Yayınları'nın Problemler kitabı. Bu kitabı seçmiş olmamın nedeni de çok fazla yeni nesil soru var içerisinde. Şöyle de gösterecek olursam ve Ferah dizaynı çözmesi de bence gayet tatlı. Buradaki soruları görüyorsunuz zaten. Ayrıca de çözümlü bazı taktikler de var soru çözümlerinde işte pratik yollar gösterilmiş. Özet bilgiler de içeriyor. Para, paragraf diyorum. Problem adına da bu kitabı önerebilirim sizlere. Ki 3 tane kitap önereceğim. Bu 3 kitabı da toplu almak isterseniz indirimli bir şekilde aşağıda bırakacağım. Linkten alabileceksiniz. Şimdi gelelim 3. maddemize. 15-15-15 Nedir bu 15-15-15? Şimdi ilk 15 gün normal devam edeceksiniz. Normal devam edeceksinizden kastım ne? E sizin bir planınız, programınız vardır değil mi? Yoksa da lütfen yapın. Aynı o şekilde konu anlatım işte soru bankası. Nasıl gidiyorsanız düzeniniz bozmadan devam edeceksiniz. Ama burada olabildiğince kitap temizlemeye gayret edeceksiniz. Yani artık TYT'den kitap bitirmeyenleriniz varsa kitap bitirsin. Yani tüm konuları şöyle bir gözden geçirmiş olsun lütfen. Ki 15 günde olurdur olmazdır. Burasını tam bilemiyorum ama İkinci 15 günde de devam edecek zaten merak etmeyin. İkinci 15 günde aynen buna devam edeceksiniz. Yani toplam 30 gün veriyorum ben size ve diyorum ki lütfen artık işte sayısalcılar fenden, eşit ağırlık sözlerciler sosyalden birer kitap bitirsin. Herkes matematikten, geometriden en az birer kitap bitirsin. Türkçeden mümkünse birer kitap bitirin. Yani bu aşamalara geldiğinizde TYT'de hala kitap bitirmemiş yarım yamalak bir pozisyonda lütfen olmayın. 30 günde halledebiliyorsanız lütfen burayı halledin. Kitap bitirme olayını. Peki İkinci 15 günde ek olarak ne var devam ediyoruz dedik çalışmalara map kitapları var 9. ve 10. sınıfın sayısalcılar feni yani fizik kimya biyolojiyi eşit ağırlık sözlercilerde sosyali gözden geçirmelerini okumalarını oradaki çalışma sorularını vesaire testleri çözmelerini tavsiye ederim. Matematiğe çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ne yalan söyleyeyim ben de hiç bakmamıştım ama fenlere bakmıştım ben bir sayısalcı olarak. Ayrıca de EBA kazanım testleri. EBA kazanım testlerini biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için de aşağıya yine ben link bırakacağım. EBA kazanım testlerinde 9. ve 10. sınıf olan yerlerini sizden bitirmenizi istiyorum bu ikinci 15 günlük süreçte. Peki 3. 15 günlük periyodumuza geldiğimiz zaman orada da ben sizlere bir başarı kampı öneriyorum. Burada Paraf Yayınları'nın bir TYT başarı kampı kitabı var ki 10 günden oluşuyor. Yani 10 hamlede başarı demişler. 9 gün soru çözümü yapacağız. Her bir güne bir fasikül var. 10. günde TYT denemesi çözeceğiz. Burada zaten şöyle hızlıca göstereyim. Her bir güne ayrılmış şöyle işte birinci gün birinci fasikül demişler. En sonda 9. günden sonra şöyle sağlam bir e, TYT deneme sınavı koymuşlar. Benim kardeşim geçen sene çözmüştü ve kendisi 65 netlerdeydi. 15 günde bitirdi. 10 günde bitiremedi. 65'lerden 75'lere çıktı. Yani 10 net kadar 2 haftada bir artış sağladı. Biliyorsunuzdur belki Marmara hukukta şu an eşit ağırlıktı kendisi. Peki Dediğim gibi ben paraf başarı kampı işte strateji yayınlarının paragraf ve yanıt yayınlarının problemler setini üçlü halde almak isteyenler için yayın evleri de görüştük. Bir indirim yaptırdık sizler için. Link açıklama kısmına bırakacağım. Ama ya bu kitap başarı kampı kitabını alamayacak olan arkadaşlar olabilir. Onlara da bir alternatif sunayım. Onlar şöyle bir şey yapabilirler. İkinci 15 günü var ya burada siz mesela map kitabı okuyun. Ama EBA kazanın testlerini bitirin demiştim ya. Onu yapmazsınız. Üçüncü 15 güne de bir kamp kitabı olmayanlar veya almak istemeyenler EBA kazanım testlerini koyabilirler. Çünkü 9 10 TYT'yi sonuçta orası da öyle o şekilde bitiriyor. Ama ben size yani kamp halini tavsiye ederim. Çünkü hem daha yoğun hem de daha iyi sonuç alacağınızı düşünüyorum. Peki 15 gün dedik ama bu kamp kitabı 10 günlük. Yani bunu 15 güne sarkıtacaklar olabilir. Çünkü gerçekten 10 günde bitirmek için çok sağlam çalışmak lazım. Yoğun bir kamp kitabı. Fakat bitiren 10 günde bitirenler için helal olsun. Ne yapın biliyor musunuz? Sonraki o 5 günü de her gün birer genel TT denemesi çözerek değerlendirin. Böyle bir 45 günlük bir kamp uyguladığınız zaman EBA kazanım testleri bitiyor. Map kitapları okunuyor. Bir tane TT kamp kitabı bitiyor. Paragraf problem kitabı bitiyor. E şurada dediğim gibi uyarım, uyarılarıma uyarsanız ve kitap temizleyin demiştim ya onu da uygularsanız yani size tüm samimiyetimle söylüyorum. TYT ile artık bir sorun, sıkıntı yaşama ihtimaliniz o kadar düşüyor ki. Çünkü eğri oturalım doğru konuşalım. Evet uygulaması kolay bir kamp değil ama uygulandığında da çok etkili sonuç alınabilecek bir kamp. Yani şu an ben size oturup da 180 günlük TYT bitirme şeyi hazırlayabilecek şey de değilim. Sınava ne kaldı değil mi? Buradan da mesajımı aldınız umarım. Sınava ne kaldı değil mi? Şimdi bakmışsınız 6 ay, 5 ay, 4, 3 ay derken o gece gelecek. Ertesi gün TYT'nin olduğu, heyecandan uyuyamadığınız, yatakta dönüp durduğunuz o gece gelecek. Ama ondan 48 saat sonra yani 2 gün sonra da tüm her şey bitmiş olacak. Ama bazıları için yani hedeflerine, hayallerine ulaşamayanlar için bir senelik daha bir mezunluk serüveni başlayacak. Şimdi e, bu sene o işi, bu işi yani bu sene bu işi halledelim. Daha da seneye bırakmayalım. Bu sene artık o üniversitenin kapısından girelim diyenler için aksiyon alma vaktidir. Harekete geçme vaktidir. Bunları uygulamanız gerekmektedir. Bunun için de arkadaşlar bir Telegram grubu oluşturduk. Bu kamp için değil yalnızca. Sabahları işte erken kalkıyoruz. Ben genelde 7.30 gibi kalkıyorum. Bir bakıyorum Millet 5.30 6'da kalkmış oluyor. Diyorum lan Tarık yine Kalkamadın erkenden adamlar. Aa, beş buçukta günaydın yazan var ya grubu arkadaşlar. Bir telegram grubu kurduk. Hem sabahları uyanınca herkes günaydın mesaj atıyor. Güne motive başlıyoruz. Hem de orada yok kaynak tavsiyeleri yapıyor arkadaşlar birbirlerine. Bilgi alışverişi yapıyorlar. Sohbet ediyorlar. YKS ile alakalı bakın. Havadan sulan değil. Ondan sonra bu kampla ilgili de kampa katılacak arkadaşlar yine oradan fikir alışverişinde bulunabilirler. Telegram grubumuza, grubumuza katılıp açıklama kısmına değil de yorumlara sabitleyeceğim Telegram linkimizi. Oradan da isteyenler gruba katılabilirler. O zaman sizlere bol çalışmalar, sıkı sağlam çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.